Peki Türkiye bundan sonra Kudüs için ne gibi bir yol haritası planlıyor? Diplomasi muhabirimiz Mahmut Gürer'e danışalım hemen. Acaba diplomatik olarak yeni girişimler ne olacak? Mahmut, seni dinleyelim. Ece Hanım, sanacağız üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turuna çıkmadan hemen önce 3. ve 4. adımlarımız olacak demişti. İlk iki adımı Birleşmiş Milletler'de yapılan diplomatik girişimler olarak nitelendirmişti. Bundan sonraki süreçte aslında hemen 2018'de hareketli günler bekliyor Kudüs konusuyla ilgili olarak Türkiye'yi. Zira Türkiye'nin iki şapkası bulunuyor. Bir tanesi İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığı sıfatı. Türkiye bu kapsamda özellikle aktif bir çaba gösterecek İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde, ama ondan ziyade özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor 2018'in hemen başında. Ne yapılacak? Bütün dünya ülkelerinin, Birleşmiş Milletler'de oylamaya katılan bütün ülkelerin Filistin dostluk grupları parlamentolarındaki İstanbul'a davet edilecek. Burada parlamenterlere bilgi verilecek konuyla ilgili olarak. Özellikle çekimser oy kullananlar ve red oyu verenler çok önemli. Çünkü bunların da kazanılması, bu ülkelerin de kazanılması gerektiğini düşünüyor Türkiye Filistin konusunda. İşte burada bir zirve gerçekleştirilecek. Adeta bir parlamenterler asamblesi toplanacak Kudüs kapsamında. Ve buradan bir bildiri çıkması, 2018'in ilk iki ayında gerçekleştirilmesi planlanan toplantıdan bir bildiri çıkmasını planlandığını söylemek mümkün. Bu ilk adım, göze çarpan ilk adım. Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde de atacağı bazı adımlar var. Özellikle Kudüs konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı'nı daha aktif bir hale getirmeyi planlıyor Türkiye. Zira dönem başkanlığını yürütüyor. İşte bu kapsamda İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde yer alan Filistin gruplarının tek çatı altında birleştirilerek Kudüs konusunda çaba göstermeleri planlanıyor. Peki bu neyi planlayacak, bu çalışma grubu ne yapacak? Yine anımsanacağı üzere İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'daki liderler zirvesinde bazı kararlar alınmıştı. Mali yardım yapılması Filistin'e, oradaki kötü durumun projelendirilmesi, Filistin halkına yardımcı olunması kapsamında İslam İşbirliği Bankası tarafından, İslam Kalkınma Bankası tarafından kaynak aktarılması gibi. İşte bu projelerin hazırlanması konusunda bu çalışma grubunun önümüzdeki süreçte çok aktif çalışma yürüteceğini söyleyebiliriz. Türkiye'nin de aktif katkısıyla, tabii bununla da sınırlı değil, Türkiye diplomatik girişimlerini özellikle ikili bazda sürdürecek. En son örneği de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ürdün Kralı ile yaptığı telefon görüşmesi oldu. Bu kapsamda sürekli olarak devam eden bir diplomatik girişim trafiği olacak. Yine Başbakan Binali Yıldırım'ın da Suudi Arabistan ziyaretini bu kapsamda değerlendirmek mümkün diyelim. Kudüs konusundaki şimdiki yol haritası böyle görünüyor. Ancak 2018 yılı boyunca Türkiye'nin çeşitli etkinliklere İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla ev sahipliği yapacağını da söylemek mümkün diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım Ece. Peki Mahmut, teşekkür.